Akıllara durgunluk veren, tüyleri diken diken eden bir görüntüyle devam edeceğiz. 85 yaşındaki sapık, 12 yaşındaki kız çocuğuna markette dehşeti yaşattı sayın seyirciler. Zorla sarıldı, öptü, taciz etti. Gözaltına alınıp adli kontrolle de serbest bırakılan yaşlı sapık hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Diğer yandan Antalya'da taşa yazılan tecavüz hakkında da jet bir iddianame hazırlandı. Sapık komşunun 25 yıla kadar hapsi isteniyor. Zorla sarıldı, öptü, taciz etti. Yaşlı sapık kız çocuğuna dehşeti yaşattı. Akıllara durgunluk veren görüntüler Konya'da kaydedildi. 12 yaşındaki kız çocuğu alışveriş yapmak için markete gitmişti. 85 yaşındaki Mustafa K. de markete girdi. Kapıdan girer girmez kız çocuğuna zorla sarıldı, öptü, taciz etti. Tüyleri ürperten o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Mustafa K. yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen yaşlı sapık, tutuklama talebiyle çıkarıldığı hakimlik tarafından kız çocuğuna 100 metreden fazla yaklaşmama ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Sapık Mustafa K. hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Antalya'da ise taşa yazılan tecavüz hakkında jet bir iddianame hazırlandı. Taşın üzerine yaşım 12, adım A, tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin yazan kız çocuğuna komşusu Hüseyin Evkuran'ın cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 59 yaşındaki sapık Adana'da yakalandı. Tutuklanan Evkuran'ın 25 yıla kadar hapsi istendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca bir günde hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüpheli mağdura karşı ilk eylemini 5 veya 5,5 yaşındayken gerçekleştirdi. Şüpheli cinsel istismar eylemini yine mağdurun beyanlarına göre farklı tarihlerde defalarca gerçekleştirdi. Şüpheli 2019 yılı Haziran ayında Adana'ya taşınmış, en son bu yılın Nisan ayında Antalya'ya gelerek çocuğa karşı istismarına devam etmiştir denildi. 25 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin Evkuran ise suçlamaları kabul etmeyip kendisine iftira atıldığını iddia etti. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.